Merhaba Business Channel Türk izleyicileri. Bir My Doctor programından daha tekrar karşınızdayız. Ben Eray Ucuzal. Bugün çok ilginç, çok farklı yönlerini tanıyacağımız bir konuğumuz var. Galip Halit Çin. Hoş geldiniz Galip Bey. Hoş bulduk Eray Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İzleyicilerimizi bekletmeden hemen sizi tanımak istiyorum. Galip kimdir? Ne iş yapar? Ben 38 yaşındayım. Aslen bilgisayar mühendisi ve yazılım mühendisiyim. 15 yıl önce yaşadığım sıkıntılardan dolayı bir takım arayışlara girdim ve R2 ile tanıştım. Bu süre R2'yi aldıktan sonra bir takım sorunlarından kaynaklı çözümlere ulaşabilmek için başka enerji formlarına da uyumlandım. R2, hipnoz, bilinçaltı temizliği, refleksoloji ve en son yaşadığım o sıkıntıyı çözebilmek adına kozmik enerji ile tanıştım. Şu anda da kozmik enerji eğitimleri veriyorum ve seansları yapıyorum. Kısaca özetlemek gerekirse ben buyum. Bunun eğitimlerini aldık ve kendi hayatımızı önce uyarladık. Evet. Sonrasında artık insanların hem hayatına uyguluyoruz ve bunları uygulamak isteyenlere de eğitim veriyoruz. Evet, aynen öyle. Gayet güzel tanıdık. Peki hiç beklemeden ve vakit kaybetmeden başlamak istiyorum sorularıma. Evet. Kozmik enerji kavramı nedir? Kozmik enerji kavramı şöyle, aslında benim yaptığım iş kozmik enerji kavramından ziyade kozmik enerji terapisi diye geçiyor. Kozmik enerji terapisi ruh, beden ve zihin üçlemesine çalışan tek enerji sistemidir. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği tek enerji sistemidir. Doktor Vladimir Petrov çözüm bulamadığı hastalıkların çözümüne ulaşmak adına bir arayışa giriyor. Ve kozmik enerji terapisiyle tanışıyor. Bunu hastalarında uyguluyor ve sonuca ulaşıyor. Kanser gibi, şeker hastalığı gibi, tansiyon gibi birçok büyük ve tehlikeli hastalıklarda sonuca ulaşınca bir okul kuruyor. 1983 yılında çalışmaya başlayıp 1994 yılında bir okul kuruyor ve bunu federasyonuna alıyor. Biliyorsunuz federasyon bir şeylere dahil olmadan, bir sisteme dahil olmadan kurulamıyor. Yani Avrupa Birliği üyesi, evet, olmak ve dahil olmak gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü bu enerjiyi de onaylayınca insanlara yaymaya başlıyor. Kozmik enerji bütünsel bir şifa tekniğidir. Aslında bir alternatif tıp yönteminden ziyade bir tıp yöntemi olarak kabul ediliyor. Kozmik enerji budur. Alternatif olarak değil aslında bir tıp literatüre girmiş, evet, bir yöntem olarak kabul, evet, ediyoruz. Farklı olarak biz enerjiyle yapıyoruz bunu. Siz ilaçlarla işte bir takım doktor davranışları nedir bilemiyorum. Modern tıbbın, modern tıbbın dışında bir teknik mi, yoksa bu modern tıbbın içine dahil edebileceğimiz bir kavram mı? Aslında beraber çalışan bir sistem. Modern tıbbın dışında da değil, içinde de değil, enerjiyle yaptığımız bir sistem. Dünya Sağlık Örgütü kabul ettiği için aslında tıbbın içinde de yer alıyor. Yani normal modern tıp tedavilerinin yanında destekleyici tedavi olarak kullanabileceğimiz, aynen, bir kavram anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Peki öyle. Bu çok fazla şu an gündemde olan, konuşulan biyoenerji kavramı nedir? Biyoenerji şöyle, insanın kendi enerjisini aktarmayla ilgili bir sistemdir. Yani bendeki mevcut bulunan enerjiyi ben size aktarırım. Buradaki amaç şudur, neresi rahatsızsa kişinin, hangi bölgesi rahatsızsa sadece o bölgeye enerji aktarılır. Ve o bölgenin iyileşmesi beklenir. Kozmik enerjide ise biz bütün çakraları dengeleriz. Bütün organları, hastalık olsun olmasın, o organların frekansına yönelik kanallar açarız. Ve onların şifalanmasını olması gereken frekansa getirmeye çalışırız. Zihnini arındırırız ve sonunda da aurasını genişletmeye çalışırız. Ve aurası genişlediğinde insanlar şifalanmaya başlar. Kozmik enerji bize ait bir enerji değildir. Biyoenerji de kişiye ait olduğu için mevcut enerjisi neyse o kişinin, negatif enerjisi varsa o enerjiyi de aktarmış oluyor. Sakıncası buradan ileriye geliyor. Ama hem biyoenerji olup hem de işte kozmik enerji de diğer enerji türevleriyle çalışıyorsa tabii ki bu bir probleme yol açmayacaktır. Yani birisi lokal bir kavram diyebiliriz. Biyoenerjiye lokal bir kavram, evet, ama kozmik enerji genel tüm evrensel vücudu kapsayan bir kavram, aynen, olarak, aynen, nitelendirmek, aynen, daha doğru olacak. Aynen. Bu arada da arasındaki farkı da öğrenmiş olduk. İzleyenlerimiz de bunları merak ediyorlar çünkü, soruyorlar. Bunları aydınlatmış olduk insanlara. Peki insanlar neden ve nasıl hasta olurlar? Hani bunu doktor olarak benim çok sormam mantıklı değil ama en azından bir de sizin bakış açınızdan öğrenmek istiyorum bunu. Bizim bakış açımız şöyle. Şimdi bilimsel olarak konuşursak bütün hastalıklar, bütün bilgiler kan yoluyla insanlara aktarılıyor.
Bu kanda biliyorsunuz ki DNA dediğimiz bir yapı var ve DNA'da da aslında bizim karakterimizi oluşturacak her şey var. Sadece anne babamızdan değil, bütün 7 kuşağın tüm bilgileri ve tüm hastalıkları aktarılır. Bunların da, bu hastalıkların da açığa çıktığı bir süreç ve olaylar vardır. Bu olaylar neticesinde biz hasta oluruz. Auramız ilk doğduğumuz anda en yüksek ve frekansa en yüksek titreşimde yer alır. Daha sonra yaşadığımız olaylar neticesinde mesela kin, nefret, öfke duygusu, işte alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı veya yaşadığımız çeşitli ameliyatlar, hastalıklar neticesinde auramız geriye doğru çekilir. Ve bu geriye doğru çekilme sonucunda önce bizim ruhumuz hasta olur. Ruh hasta olduktan sonra zihin hasta olur ve sizin ve tıbbın, modern tıbbın ilettiği, bize anlattığı dilde kuluçka döneminde bize o hastalık geçer. Bize hastalığın geçme şekli ve yöntemi, bizim anladığımız olay budur aslında. Çok farklı değil. Farklılık olarak şöyle olaylar var. Mesela büyü beddua enerjisine maruz kaldığında da insanlar hasta olmaya başlıyor. Ya da negatif varlıklara, negatif enerjilere maruz kaldığında da insanlar hasta olabiliyor. Sanırım bizim ayrıldığımız noktalar bu noktalar. Bilmiyorum, doğru mu düşünüyorum ama, ya da aynı paralellikte mi? Kısmen aynı paralelde diyebiliriz ama tabii sizin farklı yaklaşımlarınız var. Evet. Bizim daha farklı yaklaşımlarımız var. Evet. Aslına bakarsak insan zaten psikolojik olarak önce kendini kaybetmeye başladığında hastalıkları açık hale geliyor. Aynen. Genetik ya da genetik olmayan tüm hastalıkları açık hale gelmeye başlıyor. Psikolojisi ne kadar kötüye giderse sonuç olarak metabolizma da bundan etkilendiğinden dolayı hastalığa daha açık ve daha hızlı bu süreci geçiriyor. Hasta olma sürecini hızlandırıyor. Evet, aynen. Burada yaptığımız aslında bakış açımız aynı. Aynı. Değişen bir şey yok. Ama yöntemlerimiz yöntemler farklı. Bunları algılama yöntemlerimiz farklı. Evet. Sonuç olarak odaklandığımız nokta yine bir hastalık. Ne olursa olsun bu, hani psikiyatri de bir hastalıktır. Onların da ayrı bir bilim dalıdır. Bakış açılarımız aynı. Çok büyük bir farklılık görmüyorum açıkçası. Sevindim. Peki şifalanma tabiri sizde çok sık kullanılır. Evet. Biz çok kullanmasak da bunları. Nasıl şifalanılır? Şifalanmak nedir? Şifalanmak şöyle. Hangi enerji formuyla olursa olsun bizim yaptığımız şu. Biz kişilerin, bu Kur'an'da da yer alır. Bu arada buna da cevap vermiş olayım. İnsanların en çok sorduğu sorulardan biri, işte dine aykırı mı gibi bir şey var. Hayır. Birçok ayet, birçok hadis de vardır bununla ilgili. Biz insanların önce çakralarını dengeleriz. Çakraların bağlı olduğu organlar vardır. Bunlar bozulmaya başladığında, yanlış bir tabir de var, çakralarım kapalı. Çakralarınız kapalı olursa ölürsünüz. Çünkü bunların bağlı olduğu organlar var ve bu organlar kapalıysa, bittiyse ölürsünüz demektir. Bunun başka bir yöntemi yok. Yeterli sadece, miktarda açık değil. Evet, ya da sadece kapanma olması eğilimde. Gereken, aynen, olması gereken frekansta değil sadece. Biz o frekansa aktardığımız enerjiler sayesinde getiriyoruz. Daha sonra dediğim gibi hastalıkları olsun olmasın, kişinin organlarına bu enerjiyi aktarıyoruz. Ve organların da bir çalışma saati, çalışma frekansı gibi değerleri vardır. Biz o frekansa getiriyoruz ve insanların şifalanmasını sağlıyoruz. Aurayı da genişlettiğimiz zaman buna ailevi ilişkileri, sosyal ilişkileri, hastalıkları, her şey, yani şifalanmak dediğimiz bütünsel anlamda zihnini de arındırdığımız için, biliyorsunuz ki bu üçünden bir tanesi kişide rahatsızlık varsa, bozulmuşsa zaten hastalanıyoruz. Daha farklı hastalıklara yol açıyor. Biz üçünü de dengeye getiriyoruz. Dengeye geldiği zaman zaten şifalanmış oluyoruz. Tetikliyor diyebiliriz tabir. Aslında hastalıkları tetikleme mekanizmasını önlemiş oluyoruz, evet. Yavaşlatmış oluyoruz, aynen. Ya da ortadan kaldırıyoruz. Aynen. Stres yönetimi aslında bir açıdan bakarsak. Bir açıdan öyle, evet, aynen. Tamamen öyle. Çevresel faktörleri öncelikle ortadan kaldırmak, sorunları ortadan kaldırmak, sonra bedensel negatifliği ortadan kaldırmak, bunu pozitife çevirmek ve sonrasında da sağlıklı, şifalanmış bir yaşam sürmek. Çok doğru. Çok doğru. Baktığımız açıdan bu şekilde değerlendirebiliriz. Peki seansları nasıl gerçekleştiriyoruz? Bunlar bir seans gidiyor bildiğim kadarıyla. Tabii, tek seferde her şey düzelmiyor, hayır, toparlamıyor. Yok. Nasıl yapıyoruz bunu? Seanslar şöyle yapılıyor. Ayakta 40 dakika, eğer kişinin fiziksel bir rahatsızlığı yoksa, ayakta 40 dakika gözleri kapalı bir şekilde insanlar duruyor. Ve biz
çakralarını dengeliyoruz öncelikle bu insanların. Ve bunun dışında auralarını dengeliyoruz, zihinlerini dengeliyoruz. Ve seans sonrasında insanların kendisine, kendimize ve Allah'a şükür ederek seansı bitiriyoruz. Öncesinde şunu yapıyoruz. Eğer kişinin rahatsızlıkları varsa, mesela kanser gibi bir hastalığı varsa, bununla ilgili bize rapor getirmesini istiyoruz. Ve o rapor neticesinde biz çalışmalarımıza başlıyoruz ve kesinlikle ilacını bırakmamasını, kemoterapi görüyorsa kemoterapiye devam etmesini istiyoruz. Ve seanslar sonrasında bu atıyorum kanser olduğu için biraz uzun sürer. 20-25-30 seanslara kadar, yani nereye yayıldığına kadar seans sayısının artmasına sebebiyet verir. Sonrasında 12 seansla bir doktoruna gidip bununla ilgili işte ultrason, röntgen gibi artık doktorun önerdiği ne varsa onların yapılmasını ve bu seansların kişiye faydalı olup olmadığına bakarak yöntemleri de değiştirerek, sadece kozmik enerji terapisi yapmıyoruz bu arada, aldığımız diğer eğitimlerle. Hani tek başına hiçbir sistem %100 başarılı diyemeyiz. Bütün sistemleri birleştirerek kişi üzerinde farklı seanslar yapıyoruz. Mesela zihni arındırmak için kozmik enerji artı diksha gibi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar neticesinde insanların şifalanmasını takip ederek, diğer insanlarda ne sonuçlar aldık buna bakarak, aynı yöntemleri kullanarak ve biraz da değiştirerek sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Bu seanslar sırasında gözler kapalı oluyor, müzik çalıyor, güzel bir meditasyon müziği gibi bir müzik çalıyoruz. Seanslar 1 veya 6 kişilik gruplar halinde olabiliyor. 6 kişi olduğunda veya seans sayısında kişi sayısı arttıkça daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Çünkü farklı kanalları açıyoruz. Farklı kanalları açtığımızda bunun şiddeti de arttığı için insanlar daha hızlı iyileşmeye başlıyor. Seansları biz böyle gerçekleştiriyoruz işin gerçeği. Yani tekil ya da grup terapi şeklinde yapıyoruz. Evet, evet. Kişiye özel bir yol haritası çıkartıyoruz. Tabii ki. Rahatsızlığına ya da o anki problemine yönelik, aynen, geçmişten gelen bir tecrübeyle, evet, onun çözümü adına kişiye özel bir çalışma stili geliştiriyorsunuz, aynen, ve onu uyguluyorsunuz. Aynen öyle. Peki ortalama kaç seans takip etmesi gerekiyor? Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün bize önerdiği, bunu her programda, katıldığım her programda altını çiziyorum, değişimin başlangıcı için 12 seans öneriyor en az. 12 seans almadan lütfen bırakmayın diyor Kozmik Enerji Federasyonu ve şu anda Emil Bagirov, bu federasyonun başkanı, Rusya'daki eğitimlerde de altını bilhassa çizdi. 12 seans almak gerekli. Fakat bu seans sayısı kişinin hastalığına, illa hasta olması da gerekmiyor. İlişkisel sorunları vardır, sosyal çevreyle sorunları vardır, büyü beddua enerjisine maruz kalmıştır, bolluk bereket için çalışmalar istiyordur. Bu sayı kişilerin durumuna göre, tekamül sürecine göre, kan grubuna göre, hatta burcuna göre, yaşadığı olaylara ve yaşına göre seans sayısı artabiliyor veya azalabiliyor. Ama 12 seans kesin bize önerilen başlangıç, evet, noktası. Evet. Peki kişiler, ne aralıklarda yapıyoruz bunları? Bir gün arayla yapabiliyoruz. Eğer durumu çok ağırsa kişinin, aynı gün içerisinde 2 seans yapabiliyoruz. Ya da her gün tek seans yapmak suretiyle bunu gerçekleştirebiliyoruz. Peki yorucu mu bu seanslar? Hani ayakta şimdi duruyorsunuz 40 dakika vesaire. Şöyle oluyor işin ilginci. İlk seansa geldiklerinde insanlar yoruluyor. Çünkü hiç alışık olmadıkları bir şey yapıyorlar. Muhakkak. 40 dakika gözleri kapalı. İlk başta ağrıları olabiliyor. Diz ağrıları gibi, bacak ağrıları gibi şeyler oluyor. Ve seanslar ilerledikçe, o yük kalktıkça, çünkü başka yükler de var üzerlerinde o insanların. O yük kalktıkça 40 dakika gibi algılamıyorlar. Hatta niye 10 dakika yaptığın gibi bir takım serzenişlerde bulunuyorlar. O seans sayısı ve şeyi insanlara farklı şekilde gelmeye başlayabiliyor zaman ilerledikçe. Ama ilk başta biraz yorucu gelebiliyor, açık konuşmak gerekirse. Peki bu seansları uygularken ayakta, göz kapalı, işte hafif bir meditasyon müziği dedik. Bu arada bir hipnoz vesaire uyguluyor musunuz? Farklı. Hayır, teknik uygulamıyorum. Yani klinik kinezyoloji ve bir doktor gözetmeninde bizim çalıştığımız arkadaşlarımız da var. Hipnoz yaparken bir doktorun da yanımızda bulunmasını istiyoruz. Yani bize yardımcı olmasını istiyoruz. Bu zaten öyle yapılması gereken bir şey. Çünkü insana farklı tohumlar ekerseniz yanlış sonuçlar alırsınız. Doğru tohumlar ekilmeli. Hipnoz zaten dediğimiz amacı da budur. Siz de çok iyi biliyorsunuz.
Ben işin gerçeği hipnoz kullanmıyorum. Yani eğitimlerini aldım. Çok ünlü insanlardan da bunun eğitimini aldım ama kullanmıyorum işin gerçeği. Tamamen insanı kendisine bırakıyorsunuz. Dinlendiriyorsunuz. Aynen. O an o ortamdan uzaklaştırıyorsunuz zihnen. Aynen. Bedenen siz çalışmaya devam ediyorsunuz. Aynen. Önerdiğimiz şeyler var. Kişilerin yapmasını istediğimiz. Yani bize gelip de önerdiğimiz şeyleri yapmayan, sağlıksal anlamda yani yaşamsal, ilişkisel sorunları kendisini ilgilendirir. Biz karışmayız bu olaylara. Yaşamsal olarak sağlıklı bildiğimiz, tecrübe edindiğimiz şeyleri yapmasını istiyoruz. Değişim biraz sancılı oluyor. Yani insanlar değişmekten korkuyor. Çünkü çevreleri değişiyor. Bazı insanlar hastalıklarını kullanıyor. Siz daha iyi biliyorsunuzdur. Mutlaka karşılaşmışsınızdır. Şunu yapıyorlar insanlar. Hastalandığında işte annesi, babası, kızı, çoluğu, çocuğu onunla ilgileniyor. Tamamen bütün enerjisini o kişiye aktarıyor. İyileşmek istemeyen kitle var. Evet, yani çok fazla var. Biz en çok karşılaştığımız olay da bu, en çok zorlandığımız. Biz bu durumda diyoruz ki lütfen bize iyileşmek istediğiniz zaman gelin. Ya da ben size bu konuda faydalı olamıyorum. Lütfen başka bir yöntem belirleyin kendinize. Çünkü sonuca ulaşamıyorsunuz bu tarz çünkü noktalarda. Kişi iyileşmek istemiyor zaten. İyileşmek istemiyor ve hem kişinin maddi açıdan sıkıntılar yaşamasını istemiyoruz. Hem biz aldığımız parayı hak etmek istiyoruz, bir sonuca ulaşmak istiyoruz. Bunu düzgün yapmak istiyoruz. Bu yüzden bazı insanlar bundan faydalanabiliyor ya da sizden enerji alıyor ama bunu farklı amaçla kullanabiliyor. Mesela medyum tipler sizden faydalanmak için gelebiliyor. Bunları bir şekilde burada kesmeye ve bitirmeye o insanlara diyoruz ki lütfen başka çözümler bulun diye kesmeye çalışıyoruz işin gerçeği. Yani herkes bize gelsin, herkes devam etsin gibi bir kaygımız yok. Bir çalışma şeklimiz de yok işin gerçeği. Yani faydalanabilecek insanlara evet, faydalanabilecek insanlarla çalışmaya özen gösteriyoruz. Ya da değişmek isteyenlere. Değişmek istemeyenlere zaten hiç kimsenin yapabileceği bir şey yok. Hiçbir alanda zaten bu yoksa aynen. Ne sizin alanınızda ne bizim alanımızda. Aynen. Eğer ki kişi zaten iyileşmek istemiyorsa, ne kadar ilaç tedavisi de olsa, psikolojik olarak kendini hasta psikozunda tuttuğu sürece hiçbir şekilde tedaviye cevap vermeyecek ve evet. Fayda görmeyecek. Aynen. Bazı kişiler dediğiniz gibi var. Hani bu hastalığı ilgi amaçlı kullananlar evet. Var. Bu da psikolojik bir problem aslında. Evet. Bu size geldiğinde sizin öncesinde bir psikolog eşliğinde önce bu problemi gidermek lazım bence. Hı-hı. Biz mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani zihni de hitap ettiğimiz için bununla ilgili çalışmalarımız var. Fakat kişi bu ilgiyi kaybettiğini anladığı anda tekrar bu şeye geri dönmek istiyor. Hastalığı olmasa bile hastaymış gibi davranmaya başlıyor. Bilirsiniz hastalık hastası insanlar vardır etrafta. Biz o zaman diyoruz ki lütfen kişinin ailesine de söylemek durumunda kalıyoruz. Aslında bu kişi iyileşmeye başladı. Hastalığı da geçiyor. Fakat bundan faydalanıyor. Lütfen bunun bir çözümünü araştırın ya da psikolog arkadaşlarımız var beraber çalıştığımız. Onlara gidin tekrar bu konuyla ilgili devam edelim gibi çalışma. Yani illa insan bizden şifa almak zorunda değil, bizimle çalışmak zorunda da değil. Bazı konularda diyoruz ki lütfen şu doktora gidin, bu doktora gidin. Buna yönlendirmeye çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii haddimize değil ama elimizden geldiğince bizden sonuç bulamıyorsanız ya da fayda göremiyorsanız lütfen şu noktalara gidin. Ya da bununla beraber götürün. Mesela ozon tedavisi gibi hani çok iyi biliyorsunuzdur. Bunu da yapın, şifalanmaya çalışın. Bunun faydaları vardır, size daha doğru anlatacaklardır gibi yönlendirmelerle insanların şifalanmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız iş aslında bu. Doğru olan da bu aslında. Aynen. Şu an çünkü çok fazla var. İşte biyoenerji yapıyorum, aynen. Onun dışında enerji veriyorum, evrenden enerji aldım getirdim. İşte maalesef. Bir seansta seni iyileştireceğim, ayağa kaldıracağım. Ya insanların, izleyicilerimiz artık hani bunları çözdü ama tekrar aynen. Biz uyaralım. Yani bunlara aynen. Güvenmeyin, inanmayın. Çünkü doğru değil bunlar. Bir seans işte geldi benimle konuştu, ben iyileştim. Böyle bir kavram yok. Ya kendimizi kandırmaya yönelik şeylerimiz de var bizim. Mesela şimdi yanlış anlamayın ya da hiç kimse yanlış anlamasın. Sağa dönüyorum R2'ci, sola dönüyorum R2'ci. Ben de bir R2 master'ım ve bütün hepsini aldım o R2'lerin. İsim saymak istemiyorum. Hipnoz aldım, refleksoloji aldım, birçok çalışmayı aldım ama biz kendimizi kandırmayı o kadar çok seviyoruz ki. Ben evet enerji terapistiyim, R2 terapistiyim. Şöyle yaparım, böyle uçarım, böyle kaçarım. Benim öyle şeylerim yok. 15 yıldır bu işin içerisindeyim. Ama şöyle yaparım, böyle uçarım, böyle kaçarım gibi şeylere
girmiyorum. Zaten yalan ve yanlış genellikle oluyor. Zaten insanlar kendini belli eder. Kimin adil olduğunu, kimin doğru olduğunu, kimin dürüst olduğunu algılarlar. Biz biraz da üstün insan olmaya çalıştığımız için hemen bir seans aldım. Zaten ben iyiymişim, ruhani üstün bir varlıkmışım, hemen iyileştim. Bu çok böyle bir kavram yok aslında. Söz konusu değil. Evet. Yani o an belki kendini çok iyi hissetmişsindir, evet. Ama işte bizim hastalara da önerdiğimiz ilaç tedavisine başlarız. Aynen. Birkaç gün sonrasında kendini çok iyi hissedersin ama o ilacı kullanmaya devam etmen aynen. gerekir ki tekrarlamasın. Aynen. Buradaki süreç de aynı zaten aslına bakarsan. Aynen. Medikal tedavinin yanında bunu almak durumundayız. Evet. Ama tek seferde, tek dozda değil. Evet. Bunu uzmanının önerdiği dozda ve miktarda ve sürede kullanmak gerekiyor. Aynen. Nasıl ilaçta bu süreci yaşıyorsak sizin diğer enerji yöntemlerinizde, tedavi yöntemlerinizde de bunu uygulamak gerekiyor. Aynen. Çünkü devamlılıktır zaten, hani hastayı iyileştiren devamlılıktır. Süreç bu şekilde ilerlemeli. Aynen. Yani çok da güvenmemek gerekiyor diğer diye düşünüyorum yani. Ben güvenmiyorum şahsen. Şöyle yani, güvenmemek değil. Herkese aynı kefeye de koyamayız. Evet, her işte olduğu gibi bu işte de aldatanlar, sadece para için yapanlar, çok fazla elinin var. Altında insan hayatı olduğunu bilmeyen. Yani biz 15 yıldır bu işin içerisindeyiz ama o kadar çok eğitim aldım ve o kadar çok araştırıyorum ki, hani inanırsınız inanmazsınız bilmiyorum, günde 2 saat 3 saat uyuduğumuz zamanlar oluyor. Muhakkak. Yani söyledim, insanlar size bağlanıyor enerjisel olarak, hani onları tatmin etmeye çalıştığınız için enerjisel olarak, hı hı, size bağlanıyorlar ve artık her şeyini size soruyorlar. Şunu ne yapayım, bu işi ne yapayım bilmem. Diyoruz ki biz falcı değiliz. O da yani, çok doğru değil aslında. Evet, biz bunu yapan insanlar var, yönlendiriyor. Yani tamamen o kişinin hayatını eline alıyor, diyor ki, çünkü para geliyor bu işten. Diyor ki gel işte şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Şurada şöyle davran. Bu adam iyidir, bu adam kötüdür. Biz onları yapmıyoruz. Bize gelenleri de, bunu böyle davranmaya çalışanları da, tamam yani bizim sizinle olan seansımız tamamlanmış. Artık kendi hayatınızı yaşayın. Bize lütfen bu konuyla ilgili soru sormayın. Bunlarla ilgili gelmeyin diye yönlendirmeler yapıyoruz. İhtiyacı varsa tabii ki çalışmaya devam ediyoruz. Ama sorunsal, yani atıyorum eşiyle sorunu vardır. Bunun çözülmesi gerekiyordur. Problemi çözmek adına, evet, aslında. Çözüldükten sonra çok fazla aynen, da yani serbest tedavi bitti artık. Bize gelmelerini istemiyorum. Mesela 12 seansta biz devam eden arkadaşlar ama 12 seans sonrasında kişinin rahatsızlığı yok ama 20 seans alman lazım diyen insanlar da var. Diyoruz ki 12 seans bir yapalım. Bir bakın kendinize. Neler oldu, neler değişiyor. Sonuç bir ortaya çıksın. Tabii sonuç bir ortaya çıksın. Bir bakın, gözlemleyin. Bir hafta ara veriyoruz. Ondan sonra devam etmemiz gerekiyorsa devam ediyoruz. Yani fayda görüyorsan gel devam et diyoruz. Yoksa amacı yok. Yani, gereksiz aynen. yere yani para harcamak, zaman harcamak, aynen. enerji harcamak, emek harcamak. Aynen, tabii. Yani karşılaştığımızdan da tabii ki. Tabii ki. Yani farklı bir insana faydalı olabilecekken gereksiz bir yere artık bir sorun olmayan insana enerjiyi veriyorsun. Aynen. Enerjini kullanıyorsun, zamanını, vaktini harcıyorsun. Aynen. Aynen. Ama dışarıda birçok insanın buna ihtiyacı var. Aynen öyle. Peki bu seans sırasında ne yaşanıyor? Nasıl bir hissiyat? Bunu da merak ediyorum. Şimdi seans sırasında insanlar çok farklı şeyler yaşıyor. Mesela maruz kaldığı enerjiye bağlı olarak, işte büyü, beddua ve lanet enerjisine maruz kalıyorsa insanlar, çok özür diliyorum izleyenlerden, çıkarabiliyorlar. Şimdi hastalıkların bir şekilde atılması lazım vücuttan. Yani biz enerji aktardığımızda insanlar zannediyor ki her şey dört dörtlük olacak. Dünya güzel, çiçekler, böcekler, on numara, hayat şöyle güzel olacak. Böyle bir dünya yok. Böyle bir şey yok. Ben bunu asla vaat etmiyorum ve söylemiyorum. Değişim dediğim gibi çok sancılı geçiyor. Siz bu süreçte enerji aldıktan sonra veya sırasında belli bir takım insanlar hayatınızdan çıkabiliyor. Çünkü sizin frekansınız doğduğunuz anda 100 birimle titreşiyorsa, bu yaşadığınız olaylar neticesinde demiştim az önce de, 20 birime düştüğünde size 20 birimlik insanlar geliyor ve hayatınızda o 20 birimlik insanlar bulunuyor. İşte dedikodu yapan, vesvese veren ya da sürekli hasta insanlar hayatınızda bulunuyor. Bu da sizi, yani ortam da sizi hasta ediyor aslında. Bulunduğunuz ortam da, insanlar da hasta ediyor. Mesela dedikodu yapmak çok büyük bir etkendir. Dedikodunun mesela çalışma şekli de farklı bir şeydir. Dedikodu yapmamalarını söylüyoruz insanlara. Ve bu seanslar sırasında bu yaşananların bir şekilde atılması lazım. Bunu idrarla atıyorlar. İşte bu kokulu olabiliyor,
tuvaletleri kokulu olabiliyor, rengi değişebiliyor. Çünkü toksit maddeleri atmanız gerekiyor vücudunuzdan. Bunu nasıl atacak? Yani enerjiyi aldınız, hı-hı, iyileşiyorsunuz şeklinde bir şey yok ki. Bunu atacak ki siz arınmaya, arınma aslında dediğimiz şey aslında o detoks. Yani atıyoruz o enerjiyi üzerimize. Terlemeyle atacağız, evet, idrar yoluyla atacağız. Aynen. Bir şekilde dışarı bırakacağız. Aynen. Yani. Uyuyamayan insanlar uyumaya başlıyor. Çok uyuyanlar az uyuyor, az uyuyanlar çok uyuyabiliyor. Çünkü dengeye getiriyor. Yani insanlar diyor ki ya bende olumlu tepkiler olmadı diyor. Aslında olumlu tepkiler oluyor. Çünkü bir süreç siz uyumuyordunuz. Tabii, alışkanlıklar var. Alışkanlıklardan önce aynen, bir vazgeçim başlıyor. Aynen. Onu vazgeçiriyor ve bunun dışında hayatınızdan insanlar çıkıyor dedim ya, 20 birimle titreşiyordunuz. Frekansınız yükseldikçe 60 birime geliyorsunuz. 60 birimlik insanlar geliyor. Bu sefer o insanlar hayatınızdan hiç, genellikle hiç kavga etmeden hayatınızdan çıkıp gidiyorlar. O süreçte diyorlar ki insanlar, en yakın arkadaşım hayatımdan çıktı. Acaba yanlış mı? Hayır diyoruz, devam edin. Size bu insanların yapması gereken, hayatınıza rol alması gereken durumlar var. Bunları tamamladılar ve çıktılar. Şimdi inşallah daha iyi insanlar gelecek ve bir takım olaylardan kaçarsanız, mesela sorun yaşıyorsunuz, bir probleminiz var, ondan kaçtıkça sistem sizi daha büyüğüyle sınıyor. Bundan kaçmamalarını rica ediyoruz. Seans öncesinde çözüm, sonrasında devam etmek. Aynen, devam etmek. Alkol kullanmamalarını istiyoruz. Farklı insanlarla, yani cinsel anlamda söylüyorum, birlikte olmamanı. Çünkü farklı enerjiler kalıyor ve o enerjiler transfer olup dönüyor ve kurtulamıyorlar. İnsanlar seans sırasında bayılabiliyorlar. Biz onları tutuyoruz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Genellikle karşılaştığımız sıkıntılardan bir tanesi insanlar üzerinde. Gaz çıkışı yapabiliyorlar çok fazla. Bu da o enerjilerin gittiğini. Yani negatif enerjiler giderken hoşça kal, ben gidiyorum, kendine iyi bak şeklinde gitmiyor. İşte baş ağrısı yapabiliyor geçici süre. Ya da yalancı hastalık dediğimiz grip gibi, ama grip de değil. Yani böyle bir süreç işliyor. Bunlar seanslar sonrasında tamamen değişiyor ve bunlardan arınıyorlar. Yani bunlar aslında kötü olarak algıladıkları şeyler bizim için çok iyi geri dönüşler. Bunları lütfen bize söyleyin ve iletin diyoruz. Rüyalar mesela. Rüya görmeyen insanlar rüya görmeye başlayabiliyor. Bu tarz şeyler yaşanıyor genelde. Yani bu tarz etkiler aslında tedaviye cevap verdiğini cevap gösteren aynen, göstergeler haline geliyor. Onun kötü olarak adlandırdığı her şey bizim için olumlu şeyler. Yani bir şekilde vücut tepki veriyor. Aynen. Verilen enerjiye, aynen, verilen tedaviye, aynen, bir olumlu ya da olumsuz fark etmez bir tepkisi var vücudun. Bazen şu oluyor, insanlar ben diyor seansda hiçbir şey hissetmedim diyor. Çünkü burçların da özellikleri var. Sizin hissettiğiniz bir diğeri hissetmiyor. Aynı seansa giriyor mesela. Hı hı. Aynı seans içerisinde kimisi diyor ki ellerin ateş gibi yanıyordu diyor. Aynı seanstayım. Diğer bir kişi ellerin buz gibiydi diyor. Ötekisi saçmalamayın ya normaldi diyor. Yani herkesin tepkisi farklı. Çünkü kimisi ateş grubunda, kimisi su grubunda, kimi toprak grubunda. Sizin yaşadığınız olaylar var. Zihninizi oraya vermekle ilgili durumlar var. Herkes farklı şeyler yaşıyor. Farklı şeyler görüyor. Işık görenler var. Farklı renkler görenler var seans esnasında. Bu takım şeyler yaşanabiliyor. Yani aynı sorunları biz de yaşıyoruz. Tedavi, evet, uyguladığımızda herkes de aynı yan etkiyi tabii almıyoruz ki, ya da aynı etkiyi almıyoruz. Aynen. Herkesin metabolizması, o anki durumu, o anki stres yapısı, psikolojik durumu, bunların hepsi farklı. Evet. Ve bunların hepsi bir faktör. Aynen. Hepsi olumlu ya da olumsuz etkileyecek. Yan, aynen, etki veya olumlu etki oluşturabilecek faktörler. Aynen. Herkes farklı etkilenecektir doğal olarak. Ya bunların sonucunda insanlar yavaş yavaş şifalanıyor ve o aurası genişledikçe insan hayatı değişiyor. Yani daha pozitif insanlar gelmeye başlıyor. Çok böyle ucuz bir şeye gelebilir, örnek gelebilir ya da basit gelebilir size. Mesela nasıl oluyor? Bir yere gidiyorsunuz, devlet dairesine gidiyorsunuz. Önceden sorun yaşıyorsanız devlet dairesinde, bir bakıyorsunuz birisi size sırasını vermiş. Bir anda 10 kişinin önüne geçmişsiniz gibi böyle şeyler yaşanmaya başlıyor. Bunlar aslında insanlar çok basit algılıyor ama bu tarz şeyler, yani yardım eden insanlar gelmeye başlıyor. Daha olumlu ya da dedikodu yapanlar değil de daha böyle, bu cümleyi kurmaktan da hoşlanmıyorum. Elit ya da sakin ya da kültürlü insanlar hayatınıza girmeye başlıyor. Şifalanma şekli de böyle sağlanabiliyor. Yani en büyük avantajı bu enerjilerin. Peki seansımızı yaptık. Sonrasında neler yapmamız gerekiyor maksimum seviyede faydalanabilmek adına? Sonrasında şunları yapmak gerekiyor. Bir, enerjiler, hangi enerji olursa olsun ilginç bir şekilde
alkol ve uyuşturucu kullanıldığında %100 geriye çekiliyor. Yani şifalandırmaya devam etmiyor insanı. Seanslar sonrasında ve sırasında insanların alkol kullanmamasını istiyoruz. Sonrasında kendini güçlendirdikten sonra ya da bunların eğitimini aldıktan sonra evet kullanabilir, beni ilgilendirmiyor bunu yapması, ama seanslar sonrasında hemen alkol kullanmamalarını rica ediyoruz. Negatif ortamlara, barlara, işte pavyon gibi yerlere ya da kötü negatif enerjilerin olduğu yerlere girmemelerini istiyoruz. Bunun dışında dedikodu yapmamalarını istiyoruz. Neden dedikodu üzerinde duruyorum? Çünkü dedikodu, hani günahını almak denir ya. Aslında bu günah almak nedir biliyor musunuz? Bunu da açıklamış olayım burada ilk defa sizinle. Siz bir kişi hakkında dedikodu yaptığınızda o kişinin bütün sevaplarını, şöyle söyleyeyim, size ait olan bütün sevapları o kişiye aktarıyorsunuz. Ben dedikodu yapıyorum sizin hakkınızda, kötü konuşuyorum. Bendeki pozitif enerjileri size aktarıyorum. Sizdeki negatif enerjileri de, hakkı neyse bunun sistemsel olarak, onu üzerime alıyorum. Negatif enerji transferi yapıyoruz enerji aslında. Enerji transferi, günah almak dediğimiz odur aslında. Hani günah günah dediğimiz şey tamamen negatif enerjiyle ilgili. Biz kişinin negatif enerjisini alıyoruz ve hastalanmaya başlıyoruz. İşte bunları, ahı tutmak ya da işte evet, günahını aldık kavramı. Evet, aynen buradan devreye giriyor. Ve bunları yapmamalarını söylüyoruz. Mümkün olduğunca işte spor yapmalarını, yüzmeye gitmelerini, işte ormanlık alanlara, ağaçların olduğu bölgelere gitmelerini istiyoruz. Böylelikle korunmalarını sağlamaya çalışıyoruz bir nebze de olsa. Biraz daha sağlıklı yaşama aslında yönlendiriyoruz seans sonrasında da. Aynen. Güzel. Peki sağlığımızı korumak adına neler yapmamız gerekir? Neler öneriyoruz? Şimdi enerjiler dışında en büyük etken sudur. Bir, bol bol su içmeliyiz. Mutlaka. Hemfikiriz bu konuda. Mutlaka bol su içmeliyiz. Biz enerjilerde de bir şey yaparken, bir çalışma yaparken o enerjilerin atılması için suya ihtiyaç duyuyoruz. Yani o toksit maddeleri suyla atabiliyoruz. Başka türlü atamıyoruz aslında. Bunun dışında ağır spor, yani sizi zorlayacak spor yapılmalı. Atıyorum fitness gibi. Eğer tabii fiziksel bir engeli yoksa. Zorlayacak, terletecek insanı. Ter atmamız lazım. Bunun dışında çok acıkmadığımız sürece, gerçekten ama hani böyle açlığın dibine vurmadığımız sürece bir şey yememeliyiz. Gerçek manada aslında beslenme şekli budur. Aslında çok doğru bir beslenme stili değil. Çok fazla acıkmak. Yani hani biz acıkmadan çok böyle düşüreceğinden dolayı. Hayır, kan şekeri düşecek ölçüde değil tabii ki, ama açlık hissetmeden yiyoruz ya bazen böyle, hani gidelim onu yiyelim şunu yapalım. Hayır, acıkmamız lazım. Acıktığımız zaman yemeliyiz. Onun dışında bol bol, eğer deniz varsa bulunduğumuz lokasyonda, yüzmeliyiz. Çünkü tuzlu su bizi arındırır. Negatif enerjileri üzerimizden atar. Genelde detoksta tuzlu su, iyon oranı yüksek suyla, iyon oranı yüksek suyla genelde gerçekleştirilir. Aynen. Eğer Allah inancımız varsa mümkün olduğunca bol Allah'a şükretmeliyiz. Bu da şifalanma yöntemlerinden ve bu şifayı korumak adına büyük bir etken. Onu zaten insanlar tahminince biliyordur. Çok fazla üzerinde durmaya gerek yok. Dediğim gibi ormanlık alanlarda bulunabilir. Oksijen oranı fazla. Evet, oksijen oranı fazla. Çınar ağacı mesela ya da çam ağacının enerjisi çok kuvvetlidir. Aurası, bilmiyorum inanır mısınız ya da böyle bir şeyler duydunuz mu? O ağaçlara sarılmak. Mesela insanlar çok gülüyor ama ben sık sık yapıyorum bunu. Çünkü o ağacın yaşam enerjisi yani maalesef ki bizden daha fazla. Bu yüzden o enerjiye girerek kendimizi aslında tolere edebiliyoruz, şifalanabiliyoruz. Yani mümkün olduğunca yeşillik ortamlarda, su ortamlarında bulunmak, spor yapmak, düzgün ve zamanında yemek yiyip uyumak. Yani 8 saat uyumak gerekir mümkün olduğunca. Biz ona gerçi uyuyamıyoruz ama yani 2 saat, siz de bilişim sektörüyle de uğraşıyorsunuz. Kendi işimizden dolayı da çok az uyuyoruz. Çok mümkün olmuyor haliyle. Yoğunsunuz. Düzgün bir şekilde uyumak. Yani aslında sağlıklı yaşam adına yapmamız gereken ne varsa öncelikle yapmamız gerekiyor. Aynen. Hem enerji öncesi hem enerji sonrası,
Hatta enerji almıyorsak dahi. Aynen. En azından ayaklarımızı yalın ayakla, çıplak ayakla toprağa basmak, negatif çok enerjiyi toprağa aktarmak. Aynen. İşte çam, orman, oksijen alanının yüksek olduğu yerlerde bulunmak. Yani yüzmek dedik. Yüzmek yürüyüş hem yapmak. Sağlık açısından ciddi faydası var. Tüm kaslar, tüm vücut çalışıyor. Aynen. Hem iskelet yapımız için olumlu, hem yod oranı yüksek olduğu için aslında bir detoks baktığımız zaman, ya bunların hepsini zaten aslında biz de öneriyoruz. Aynen. Farklı bir görüşte değiliz aslında. Aynı şeyleri söylüyoruz, aynı şeyleri konuşuyoruz. Evet. İnsanlık adına bunların hepsi zaten faydalı olan ve yapılması gereken şeyler. Yani. Doğru beslenmek, aşırı beslenmekten kaçınmak, zamanında yemek, zamanında uyumak, doğru saat dilimleri arasında uyumak. Evet. Çünkü metabolizmanın belli çalışma dönemleri var, belli saatleri var. Belli ışık oranlarında çalışıyor. Uyurken özellikle söylüyoruz, ışıkları kapatın, etrafta ses olmasın. Aynen. Çünkü metabolizma buna refleks gösteriyor. Işık olduğunda bazı özelliklerimiz, bazı fonksiyonlarımız çalışmıyor. Bunları aktif etmek için ışığı kapatmamız gerekiyor. Çok gibi doğru. Şeyleri aslında biz zaten sürekli olarak tekrarlıyoruz insanlara. Dikkat etmeleri gerektiği hususunda. Evet. Bunlara dikkat ederlerse zaten hayatlarına bir değer katmış oluyorlar. Bir artı sağlamış oluyorlar. Bunun üzerine bir de olumlu taraftan manevi açıdan baktığımızda işte dedikodu yapmayalım. Onun dışında işte çevremizde negatif insan, negatif enerji kaynağı bulundurmayalım. Evet. Pozitif ortamlarda bulunmaya gayret edelim dediğimizde bu da bizim manevi yönden, ruhsal açıdan bizi tamamen artıya çeviriyor. Evet. Sonuç olarak baktığımız zaman aslında bunlara dikkat ettiğimizde zaten sağlık sorunlarımızın çoğunu çözdük. Aynen. Psikolojik olarak kendimizi rahatlattık, bedenimizi rahatlattık, detoks yaptık. Hastalıkların birçoğundan kurtulduk zaten. Evet. Geriye kalıyor artık ufak tefek çözülmesi gereken, dışarıdan enerjiyle ya da tıbbi müdahaleyle çözülmesi gereken şeyler kalıyor. Evet. Bunları da çözdükten sonra yine dikkat ettiğimizde hem iyileşme sürecimiz hızlanacak, hem sonrasında tekrarlama riski ortadan kalacak. Aynen. Çok anladığım doğru. Bu özetle. Çok doğru. Peki onu çok teşekkür ediyorum Galip Bey katılımınız için. Çok sağ tekrar olun. Tekrar ağırlamak isterim sizi. Aynı görüşte, aynı olumlamalarla gördüğüm için karşımda tekrar görüşmek istiyorum sizlerle. İnşallah. Çok sevindim. Çok teşekkürler. Evet sevgili Business Channel Türk izleyicileri, My Doctor programından bu kadar. Çok güzel, çok değerli bilgiler aldık Galip Bey'den. İnşallah hayatınızdan sağlığı, olumlu her şeyi çıkartmayın. Her şeye pozitif bakmaya gayret edin. Negatif ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak durun. Bunlar size benden ve Galip Bey'den önerilerimiz. Dikkat edin kendinize.